valize alayım. Kapıya koyalım. Ne olur, yorma kendini. Oh.
evi bitireceğim. Seni de bu ahırdan çıkaracağım Sunan. Benmut. Ben de Yılmaz. Kolay gelsin Yılmaz. Yemeni. Karnım aç değil. Ben doğduğunda sen neredeydin? Buradaydım. Peki sonra nereye gittin? Avusturya'ya çalışmaya gittim.
Neden hemen dönmedin? Dönemedim. Çalışıyordum. Annem artık hiç mi gelmeyecek? Bir daha onu ben göremeyecek miyim? Hayır, gelemez. Ama gittiği yerden o seni görüyor, merak etme. Peki biz onu niye göremiyoruz? Bizler bu dünyadan gidenleri göremeyiz. Hiç mi göremeyiz? Belki çok istersek görebiliriz. Ama ben şimdi görmek istiyorum annemi, şimdi görmek istiyorum. Önce böyle bir nöbet geçirmedi mi hiç? Ben burada yoktum doktor bey. Yurt dışındaydım. Geçirdiğimi bilmiyorum. Umut buraya bir krizle geldi. Acaba düştüğü için mi oldu? Hayır. Geçirdiği nöbetin düşmeyle alakası yok. Kan tahlillerini yaptık. Kan değerleri düşük. Hiç vakit kaybetmeden yeni tetkikler için en yakın üniversite hastanesine veya iyi bir özel hastaneye gitmesi lazım. Niye doktor bey? Kötü bir şey mi var? Kötü bir şey var ya da yok diyemem. Ama hiç vakit kaybetmeyin derim. Nasılsın bakalım? İyiyim. Umut, şimdi seninle İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'a mı? Evet. Orada başka birkaç doktor amca daha seni muayene edecek. Aa, İstanbul'a Levent'le Tolga teyzesine gittiydiler. Teyzesi de onunla Lüle Park'a götürmüş. Lüle Park ne? Hep çocukların gittiği yer. İçinde salıncaklar varmış, oyuncaklar olmuş. Çok ışıklı bir yermiş. Yani Lüle Park. Evet, Lüle Park. Sen de beni oraya götürür müsün Yılmaz? Tabii götürürüm. Niye götürmeyeyim? O zaman ben hazırım. Hadi selametle. Buralardan hemen gidesim var.
Yeniden başlamak hevesim var. Ne varsa attım içime, cart diye gülesim var. Katlanıyoruz herkes gibi malum. Kestik. Aman da hadi kalk. Abi olmuyor, yakalayamıyor ritmi ya. Ne yapacağız? Biz önceden kayda girelim, o okuyarak gelsin abi. Anca öyle olur, başka olmaz. Oğlum. Ritmi yakalayamıyorsun yavrum. Hep ritmin dışındasın. Bak şimdi, sen parçaya kafayı takma. Buradan müziği gireceğiz. Ben sana işaret verdiğim zaman okuyarak geleceksin, tamam mı? Bekle. Kayıt. Aman da hadi kalk, kaynaşalım kız. Çaktırın, kaynaşalım kız. Birazcık üstten, birazcık alttan. Hoppidi, hoppidi, hoplatalım kız. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bana okuyarak gel dedin ya abi. Lan okuyarak gel dediysek buraya mı gel dedik? Lan sakın! İçine bak be! Sen bu bozma benim, geç içeri! Kayıt! Merhaba. Muhittin Bey burada mı? Burada, buyurun. Siz şöyle geçin, ben çağırayım. Muhittin abi. Ne var? Biri geldi, içeride seni bekliyor. Tamam, kayıtta. Tamam, geliyorum. Aslanım benim be. Hoş geldin kardeşim be. Senin yazıhaneye gittik. Çaycı söyledi burada olduğunu. Sen kimsin bakayım ben? Ben Umut. Ben Umut. Yerim lan. Güzel ellerini senin. Aslanım benim. Ben de Muhittin. Babanın en yakın kankasıyım. Allah rahmet eylesin kardeşim. İçim parçalandı. Başınız sağ olsun. Gerçi ben duymuştum deprem olduğunu ama bana Sunan'ın durumundan kimse bahsetmedi ki. Kadersiz be. Ne yedin, ne içtin cezaevinde? Parasız pulsuz cezaevi hayatı zordur Yılmaz. Vallahi memleketin dışında cezaevi yatmak zor be abi. Bir yandan hasretlik. Bunlar zor işler be Muhittin abi. Zordur tabii. Ama bu 6 sene benim hayatımda hani bir dönüm noktası oldu. Çok kitap okudum içeride. Almancayı çat pat çözdüm neredeyse. Vallahi helal olsun sana be Yılmaz'ım be. Ulan bir de bana bak. Bu yaşıma geldim, hayatımda Texas Tom Bix'ten başka hiçbir şey okumadım ha. Ama bak dinle. Bu müzik sektörü olayını çözdüm Yılmaz'ım. Yakında çok büyük projelerim var. Etnik, otantik, gotik ve evrensel. Yani kısaca organik müzik de diyebiliriz buna. Organik müzik nasıl yani abi? Şöyle abi. Şimdi alıyorsun bir tane organik öküz şarkıcı. Adamın içeriğine hiç dokunmuyorsun. Sadece dışından imajıyla oynuyorsun, tamam mı baba? Önce bunun saçı maçı falan bir şekil yapıyorsun. Briyantin, kaşlar alınıyor, uzun favori. Güzel mi? Çakma kıyafetler. Arkadan buna bu müzik, hastara. Bir de boktan klip. Türkiye bu abi. Bir de bakıyorsun ki bu öküz senin. Organik öküz olmuş mu yılın en seksi şarkıcısı? Ha? Bak ondan sonra karılar kızlar nasıl üstünü başını parçalıyor. Albüm patladı gidiyor. Vallahi ilginç bir şey abi. Annem hastaymış. Bu bayram annemi ziyarete gideceğim. Telefon aç.
Zaten 2 senedir sadece telefonla konuşuyorum. Kadın hasta. Mutlaka gitmem lazım. Kızım, deli misin sen? Bayramda olmaz. Ekstra var, çifte kavrulmuş. Çifti yemeği alacağız. Sahnede olman lazım. Başlarım senin ekstrana ya. Annem hasta diyorum. Belki kadını bir daha göremeyeceğim. Sen burada bana ekstra çifte kavrulmuş diyorsun. Şimdiden anlaşmaları yaptım ben bayram için. Sen benim özel hayatımı nasıl organize ediyorsun ya? Bak kızım. Bana kızım deyip durma. Peki Meryem Hanım. Daha 3 yıl boyunca bana olan borcunu ödemek için çalışman lazım. Bunu nasıl ödersin bilemem. Ben sana sevdiğin işi yaparak ödeme fırsatı yaratıyorum. Yok ben başka türlü çalışır öderim diyorsan orası başka. Ama ben pezevenk değilim bilesin. Ben de orospu değilim. Sanatçıyım ben. Senin gibi kan emici yapımcı bozuntuları için okumadım ben o konservatuarı. Ben olmasam Beyoğlu'nun barlarında sürünecektim ben. Şimdi sürünmüyoruz sanki. Hem de seninle beraber çifte kavrulmuş oluyor. Benimle konuşurken laflarına dikkat et. Yoksa o güzel yüzüne birkaç tane nota yazarım. Sokağa bile çıkamazsın. Karnını doyur. Bu da bugünkü yemeğin. Nasılsın? İyidir be abi, ne yapalım? Uğraşıyoruz bir gerizekalıyla. Ha bak, seni bir arkadaşımla tanıştırayım. Arkadaş dediğime bakma, kan kardeşimdir benim. Yılmaz. Memnun oldum, ben de Meryem. Memnun oldum. Yılmaz'ımın oğlu. Umut, nasıl? Selam Umut. Selam. Yılmaz, Meryem'de bir ses var. Kendisi gibi şahanedir. Muhittin abi, bir akşam gelsenize beni dinlemeye. Gelirim tabii kız. Gelmez miyim hiç? Ha? Yılmaz'ım, gider miyiz bir akşam dinlemeye? Bak bu Meryem'in de sahnesi şahanedir abi. Gideriz tabii abi, gideriz. Ben kaçayım o zaman Muhittin abi, çok yorgunum. Görüşürüz. Hadi güle güle gel. Memnun oldum. Ben de. Öyle kardeşim. Biz bu psikopatlı ortaklığı bitirdik ama zavallı Meryem'in sözleşmesi onda kaldı. Baba rahmetli oldu. Anası hasta. Ne yapsın zavallı? Her ay kadıncağıza para gönderir. Ezgin bir kız. Aslında adam gibi bir albüm yapsa var ya kızcağız patlayıp gidecek. Ama yapmıyor şerefsiz. Niye? 2 yıldır ekstra ayağına zavallı kızın kanını emdi be. İşte geldik Hayat Otel. Bir ev sahibi oluncaya kadar bir süre daha burada kalacağız. Hadi gelin bakalım, size de bir oda ayarlayalım. Gel oğlum. Gel bak. Hayırlı akşamlar ablacığım. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yılmaz, yine ablam otelimizin sahibi. Orhan Bey. Hürmetler efendim. Akşamlarınız hayır olsun. Hayırlı geceler efendim. Orhan Bey, yaşayan son Osmanlı. Ben saraydan çıkma olduğunu düşünüyorum. Ablacığım be. Onlara kalacak güzel bir oda ayarlayalım. Şu geniş balkonlu oda varsa onu verelim ona. Daha Amerikan havası var orada. Yanar dönerli. Tamam. Canım benim. Tamam, onu verelim. Sağ ol abla. Hadi bakalım, gelin benimle. Thank you.
kanka. Şişt şişt. Buradayım, burada. İyi geceler. İyi geceler. Hayırdır, ne yapıyorsunuz orada? Müzik dinliyorum. Hep söyleyecek değiliz ya. Ateşin var mı? At at, yakalarım. Siz de mi burada kalıyorsunuz? Evet, Muhittin abinin sayesinde. Oğlun çok tatlı bir çocuk maşallah. Eyvallah. Sen de mi albüm yapmaya geldin İstanbul'a? Yok ya, ne albümü? İş için mi geldin? Yok, Umut biraz hasta. Burada doktorlara getirdim. Aa, öyle mi? Geçmiş olsun. Neyi var? Daha doktora gitmedik. Ama kan değerleri düşükmüş. Tahlil yaptıracağız bakalım. Annesi niye gelmedi? Annesi, sizlere ömür. Pardon ya. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Adı neydi? Suna. Allah sabır versin. Sağ olasın. Ben artık yatayım. Çakmak için teşekkürler. Önemli değil. Yakala. Neyse, bir çakmak borcum olsun. İyi geceler. İyi geceler. Merak etme. Umut'u yağla balla bir bakıma alırım. Bir ay sonra pehlivan gibi olur. İnşallah. Merhaba. Abi, akşamleyin beni izlemeye gelsenize. Eğer müsaitseniz tabii. Gerçi Umut da hasta ama. Ha kanka, gider miyiz? Abi bir akşam olsun da bakalım. Peki o zaman, ben kaçtım. He, unutmadan borcumu ödeyeyim dedim. Oğlum ne ara borçlandırdın kızı? Yok be abi, dün gece ateşi yokmuş, balkondan yukarı çakmak attım. Balkondan? Romeo Juliet hesabı ha? Balkondan balkona iletişim. Muhittin abi, büyütme. Anlaşıldı. Akşam programa gitmek farz oldu Yılmaz'ın. Ne kadar nazlı şeysin sen ha. İstediğin zaman çenen düşer. Bugün çıt yok. Hayrola Efe? Yoksa sen de mi sıkıldın yalnızlıktan ha? Bak işte, görüyor musun? Elimiz ayağımız da tutmuyor artık. Kim isteyecek bizi? Ne rahatsızlığı Mine Hanım, buyurun efendim. Buyurun efendim. Kusura bakmayın, kuşum yemi döküldü, ortalık darmadağın. Aa, ben toplarım hemen. Çok zahmet olacak size. Elinize sağlık, çok teşekkür ederim. Zahmet olun. Rica ederim. Buyurun, oturun. Yok, oturmayın. Müşteri falan gelir. Ben aşağı ineyim. Size afiyet olsun. Çok kibarsınız. Çorba için teşekkür ederim. Afiyet olsun, şifa niyetine. Bilmiyorum, beğenecek misiniz? Beğenmek mi? Bundan sonra benim beğenip beğenmemeye vaktim var mı? Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler efendim.
Siz geç kalmadınız mı? Vallahi abla nerede? Vay 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 vay. Kardeşime bak, Al Pacino be, maşallah be. Elbise için teşekkürler. Hediyem olsun, yakışmış. Pahalı bir şeye benziyor. Çaktırma, çakma Gucci. Hadi gidelim. Muhittin abi, ben gelmesem mi acaba? Oğlum saçmalama. Merak etme diyorum sana. Bak Mine abla burada. Geleceğimiz yer yakın kardeşim. Telefonum var. Bir şey olsa Allah korusun. Tak. Bir alo. Zınk, buradayız. Hem bak seninkinin keyfi yerinde. Hadi gidelim. Tamamdır abi. Gidelim. Hadi koçum. Ablam iyi geceler. İyi geceler. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Eyvallah, veriyorsun. Şöyle alayım. Gel Yılmaz'ım. Hoş geldiniz, ne arzu edersiniz? Vallahi iki duble rakı, çerez, bir de ufak bir yanar dönerle meyve. Emredersiniz. Eyvallah. Geldiniz demek. Ne haber Meryem? İyidir Muhittin abi, senden ne haber? Sağ ol canım. Hoş geldin Yılmaz. Hoş bulduk. Otur bakalım. Bana bak. Güzel oku, mahcup olmayalım ha. Vallahi bilmiyorum. Türkiye'nin en yetenekli yapımcısının Yılmaz'ın karşısında heyecan yapmadan okuyabilecek miyim acaba? Okursun, okursun. Kızım sendeki ses bende olacak var ya, Madonna'yı kendime vokal yaparım be. Yok daha neler. Ne haber Salih? Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Yaramaz bir durum yok. Herhangi bir şey yok. Okumamı istediğin bir şarkı var mı? Gönlünden ne geçiyorsa onu oku. Peki o zaman. İlk şarkım senin için olacak. Afiyet olsun. Eyvallah, sağ ol. Muhittin abi, benim sahne için hazırlanmam lazım. Görüşürüz yine. Kolay gelsin. Muhittin, hayırdır? Sen geceleri pek dışarı çıkmazdın. Evet, pek çıkmam da bu akşam misafirim var. Bir dolaşalım dedik. Arkadaş kim? Türkücüye benziyor. Yok canım, ne türkücüsü? O benim kan kardeşim. Misafirim, çıkıp biraz kafayı dağıtalım dedik. İyi, dağıtın bakalım. Hadi afiyet olsun. Eyvallah. Ha, Muhittin. Bu bizim kıza birileri akıl veriyor galiba. Bugünlerde biraz çerkez davranıyor. Sakın bu kumpanyanın altından sen çıkmayasın. Turancığım, ben de dağıtacak akıl olsa birazını kendime ayırırdım. Meryem senin sanatçın kardeşim. Benim onunla işim olmaz. Aferin. Severim seni, bilirsin. Hadi bakalım, tekrar afiyet olsun. Eyvallah. İyi geceler. Kardeş. Orası bir çocuğu.
Elmalık bahçem var. Peki kısmet oldu Hacer ablayla evlendiniz. Yüz görümlüğünüz ne olacak? Üç burma bilezik takarım. Mine Hanım. Köydeki elma alır mısın ev? Ben de katılsam mı diyorum acaba şu televizyon programlarına? Ya, evlenecek bir hanımefendi bulabilir miyim sizce? Aman be Orhan Bey. Şimdiki kadınlar görmüyor musunuz? Ya ev istiyor ya araba. Boş verin canım. Hem sizin gibi kibar bir beyefendiye uygun bir hanım bulmak çok zor. Ah Mine Hanım. Belli bir yaştan sonra insan ne kibarlık düşünüyor ne uygunluk. Konuşabilecek biri olsun yeter. E aşk olsun Orhan Bey. Biz varız ya işte hepimiz bir aileyiz burada. Biliyorum. Biliyorum da bunun yarını da var Mine Hanım. Çocuklarımız var dedik. Güvendik ama güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Hiçbiri meydanda yok. Siz yine çocuklarınızın vefasızlığına üzülüyorsunuz. Ya ben? Torunumun bahtına mı yoksa kızımın akıbetine mi yanayım? Uydu nefsine düştü bir yolsuzun peşine. Ama ne yapalım? Yaşamaya devam. Haklısınız. Haklısınız Mine Hanım da. Düşünmeden edemiyor insan. Yarın öbür gün elden ayaktan düşersem kim bakacak? Ben varım Orhan Bey. Ben bakarım. Siz hiç merak etmeyin. Ablam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çocuklar uyudu. Ablacığım size de zahmet oldu. Ne zahmeti be yavrum? Esma'ya arkadaş oldum. Evet hadi bakalım ben kaçtım. İyi geceler. İyi geceler abi. İyi geceler. Senin oda buradaydı değil mi? Evet. Burada. Bu akşam beni izlemeye geldiğin için teşekkür ederim Yılmaz. Onur verdin bana. Estağfurullah. Asıl ben onur duydum seni tanımaktan. Madem öyle, ben artık odama gideyim. İyi geceler. İyi geceler, Allah rahatlık versin. Sana da. Ben klasikçiyim. Bu... Yapma hocam. Alttan devamlı böyle tık tık tık. Çelma. Çelma. Burası mı? Allah aşkına gel. Yılmaz. Seni Fatih hocamla tanıştırayım. Ben Umut'un tahlil sonuçlarını laboratuvara verdim. Tamam.
Tahlil sonuçlarına bir bakarız, tedaviyi de ona göre uygularız. Tamam hocam, teşekkürler. Zaten serumu yiyince rengi yerine geldi sanki. Ben şimdi muhasebeyle konuşacağım, tamam? Siz serum için falan bir para ödemeyin. Sağ ol hocam. Buyurun hocam, sonuçlar. Gel Muhittin. Geç yılmaz böyle. Tanıştırayım. Hematolog arkadaşımız Ayşe Hanım. Merhabalar. Merhaba hocam. Arkadaşlar Umut'un bütün tahlil sonuçları geldi. Umut'un durumu ciddi. Anneciğim geldin mi? Geldim ya. Neredeydin ama? Uzaklardaydım güzelim. Geldin mi artık? Gitmeyeceğim bir daha. Gideceğim. Ama bak şimdi buradayım işte. O zaman bir aylık benimle yatar mısın? Tabii yatırım. Hasta mı oldun sen? Aha, kolbayı ne yaptılar? Çok canı yandı mı? Yani yandı da ağlamadım. Yani biraz ağladım ama çok değil. Anneciğim bir daha gitme ne olur. Burada kalamam ya. Anne. Canım. Ne olur. O zaman ben de götürün yanında. Yani Umut'un kemik iliği hücre üretemiyor. Peki Fatih hocam ne yapacağız? İlaç falan? Tabii ki ilaç tedavisiyle destekleyeceğiz. Ama kemik iliği nakline ihtiyacımız var. Peki o zaman bizim kanlarımızı da alın hocam. Uyum sağlıyor mu sağlamıyor mu bir bakalım. Fazla vakit kaybetmeyelim. Üniversite hastanesinde Profesör Halit Bey var. Kendisi benimle hocam. Kan örneklerini ona göndeririz. Sonuçları en kısa zamanda bize verir. Dua edelim de en kısa zamanda uygun bir kemik iliği bulalım. Peki uygun birini bulamazsak ne olur hocam? Eğer bir donör bulamazsak... Umut çok fazla yaşayamaz. Yaşamaz mı? Girin. Gel oğlum.
Yılmaz. Tahlil sonuçlarını Fatih Bey'e de gönderdim. Maalesef ne sende ne de gönüllü kan verenlerde uygun ilik bulunamadı evladım. Anlaşmalı ilik bankalarında da uygun ilik bulunamadı. Peki ne olacak şimdi? Sıraya gireceksiniz. Uygun bir ilik bulununcaya kadar beklemeniz gerekiyor. Ümidinizi kesmeyin. Al evladım. Bunlar da tahlil sonuçları. Kardeşim. Gel. Gel şurada oturalım biraz, gel. Gel babacığım. Otur bakayım, beş dakika bir dinlen şuradan. Ne babacığım? İyi misin? Eyvallah. Geçmiş olsun, neyin var? Benim bir şeyim yok, oğlum hasta. Çocuğun nesi var? İyilik nakdi gerekiyor. Yapma ya. Vah vah. Uygun ilgi olan biri çıkmadı mı? Çıkmadı. Senin de işin zor be birader. Bir tanıdığımın yeğeninin ilik nakli ihtiyacı vardı. Çocuk daha genç. Burada sıraya gireceğim dediler. Bir sene sıra beklediler. Uygun ilgi çıkmadı. Çocuk ölecek. Sonra bizim birkaç tanıdığımız arkadaş devreye girdi. Yurt dışında uygun ilik taraması yapan hastaneler var. Hemen oraya başvurdular. Bir ayda da uygunluğu buldular. Çocuk şimdi neredeyse askere gidiyor. Yurt dışından mı? Evet. Ama Özen, biraz pahalı işler. Sanıyorum 400 bin euroydu bulduğumuz para. 400 bin euro mu? Çok para. Ama çocuğun babası fedakar adam. Yaptı bir şekil, parayı buldu. E bu işler böyle. Para ne oldu mu? Zenginsen yaşıyorsun. Yoksa burada uygun iyiliği bulana kadar bekleyeyim derken ölüp gidiyorsun. Sen şu kartımı al. Bizim çevremiz geniştir. Etrafımızda böyle hayırseven çok arkadaş var. Yani yurt dışından iyilik bulma noktasında sana yardımcı olabiliriz. Anlıyor musun? Her şeyin başı moral. Bir de kafayı çalıştıracaksın. Bir de umudunu yitirme. Her şeyin bir çaresi bulunur. Umutsuz yaşanmaz bu dünyada. Benim muhakkak yaram. Hadi eyvallah.
Yılmaz'ım. Ne oldu, nedir durum? Tahlil sonuçları iyi değil abi. Hiçbirimizin iyiliği uymadı. Of. Neyse ne kardeşim. Bulacağız, merak etme. Bak insanlar ne hastalıkları yeniyor. Biz de bunu yeneceğiz Allah'ın izniyle. Ama şimdi toparlanmamız lazım. Tamam mı? Bize güç ve kuvvet lazım Yılmaz'ım. Biz moralimizi yüksek tutacağız. Eğer biz moralimizi yüksek tutarsak Umut'un da morali yüksek olur. Bak, Meryem'in doğum günü bugün. Çocuklar eğlensin diye otelde hep birlikte bir kutlama yapacağız. Önce gidelim kıza güzel bir hediye alalım ha. Aslanım benim, hadi. Fasıl başlıyor beyler. Hadi. Hanımefendiler, beyefendiler. Çok kıymetli misafirler. Ve bu bestes daha gecemiz. İşte şimdi sıra. Türk sanat musikisinin en büyük gerçek divası. Hanımefendiler, beyefendiler. Büyük alkışlarla Mine Çağlayan. Kapıldım gidiyor. Eksilen var mı? Günlük yok. Nitin abi anlattı Umut'la ilgili bu durumu. Umut başaracak. Bunu biliyorum. Yenecek bu hastalığı. Sana almıştım. Aşağıda kalabalığın arasında veremedim. Bahtın güzel olsun. Mutlu yaşa. Esirgemediğin için teşekkür ederim. Yılmaz'ım, biz seni keyiflendirmek için aşağıya fasıla yeti getirelim. Sen damlarda gez. Şöyle bir hava alayım dedim. Hadi bakalım. Muhittin abi. Hı. Bugün hastanede bir adamla tanıştım. Adam yurt dışında özel hastanelerin bu ilik naklini yaptığını söyledi. Yani sıra beklemiyormuşsun. İyi de Yılmaz'ım, öyle kolay bulunacak bir şey olsa millet niye burada yıllarca beklesin ki? Bunun maddi bir karşılığı vardır herhalde. Kaça yapıyormuş? 400.000 euro dedi adam. 400.000 euro mu? Lan ben tanıdığım bütün adamların servetini satsam bir kere 400.000 euro etmez. Serveti siktir et, herifleri satsam 400.000 euro etmez. Benim bu parayı bulmam lazım. Yılmaz'ım iyi de kim kime bu parayı borç olarak verir ki?
Hem niye versin? Selamünaleyküm Recep kardeş. Oo, hoş geldin. Gel otur. Ne var ne yok? Nedir durumlar? Form doldurduk. Bekleyecekmişiz uygun ilik bulununcaya kadar. Ah be abi. Senin gibi kaç bin kişi var biliyor musun sırada bekliyor? Yanlış anlama abi. Zor bir iş. Tahlilleri getirdin mi? Evet. Burada. Al bakayım. Bak şimdi Mazhar, senin açık konuşacağım. Ben bu işleri Allah rızası için yapıyorum. Senin gibi ilik nakli bekleyen de var, böbrek bekleyen de. Bizler bu tip hayati organlara ihtiyaçları olanları bir araya getiriyoruz. Ve dolayısıyla insanlara yardımcı oluyoruz. Anlıyor musun? Hani sana anlattığım bir arkadaşım vardı ya. Onun oğlu için gereken paranın büyük bir kısmı vardı zaten. Biz sadece onun 100.000 eurosunu bulduk, o kadar. Nasıl buldunuz? Senin ihtiyacın olan paranın tamamını bulabilir miyiz bilmiyorum. Ama organlarından birini verirsen belki o zaman oğlun için gereken masrafları karşılayacak parayı bulabiliriz. Organlarımdan birini satmamı mı söylüyorsun? Abi bu işi ticaretmiş gibi bakma. Bu bir karşılıklı alışveriş. Hayat alışverişi. Sen böbreklerden birini verirsin. O da senin oğlun biraz daha uzun yaşasın diye. Para verir. Ha bir de baktın zengin bir adam buluruz. Büyük para indiririz. İşte o zaman senin oğlanı kurtarırız. Bir de öyle satıyorum dedin de hemen alan çıkmaz. Uyacak bir hasta bulmak lazım. Anlıyor musun? Dua et, organ arayan birini bulalım. Sen şimdi şuraya seni her an bulabileceğim bir numara yaz abi. Ha. Tamam. Yılmaz abi ben kaçıyorum. Seni arayacağım. Telefonu bekliyorum. Aç dur. Birazdan hazır olurum. Sen beni aşağıda bekle. Yo, burada beklerim. Ne iş? Ne iş? Bakıyorum bugünlerde sadece programın olduğu günlerde görüşüyoruz. Onun dışında hep oteldesin. Millet sağda solda Muhittin'in türkücü kılıklı kankasıyla takılıyor diyor. Bana bak. Benim kimseyle takıldığım falan yok, tamam mı? Hem takılsam da bu seni hiç ilgilendirmez. Bizim aramızdaki sözleşme benim hayat sözleşmem değil. Sadece iş sözleşme. Anladın mı? Artık benim özel hayatıma müdahale etmeyi de bırak. Sakın, sakın bana bir daha sesini yükseltme. Yoksa o dilini koparırım. Kimsin lan sen? Geçmişsin karşıma kabadayılık taslıyorsun. Mafya mısın sen be? Ben mafya değilim. Manyağım.
var senin! Yüzüm! Yüzüme ne yaptın lan? Gel lan buraya! Bu Rus mu? Ne yaptın lan yüzüme? Buraya! Gel buraya! Gel buraya! Ne yaptın yüzüme? Bittiniz. Hadi lan. Kaybol. Yürü lan yürü. Dayı, benim geçen yıldan bu yana alacağım para faiziyle 3 milyon doları buldu. Bu paranın ödenmemesi, nakit paraya olan ihtiyacımdan dolayı benim 2 büyük atölyemin kapanmasına neden oldu. Yani vermiş olduğum bu paranın bana zararı 6-7 milyon doları buldu. Siz kefil olmasaydınız asla bu parayı vermezdim. Neden ödemedin? Bak bizim adımız ortada konuşuluyor. Dayı biliyorsun. Ben asla aldığımın üzerine yatacak bir adam değilim. Benim de bir itibarım, bir haysiyetim var. Borcumu ödeyeceğim. Ne zaman ödersin? 2 ay yeter. Nasıl ödeyeceksin? Çiftliğimi satışa çıkardım. 8-10 milyon dolar değerinde. Satıp ödeyeceğim. Şu an çiftliğin satıldı. Yarın notere gidip çiftliği Bahattin Bey'e devrediyorsun. 5 milyon dolar haysiyetinin karşılığı. 3 milyon dolar da hayatını bağışlamamın bedeli. Bu da çiftliğinin tamamı ediyor. Şimdi ikiniz de bir daha karşıma çıkmayacaksınız. Eğer sizinle ilgili bir haber, hatta bir resim görecek olursam ikinizi de çiftliğin bahçesinde gömerim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı dayı. Yarın çiftliği devredip etmediğini kontrol edin. Tamam mı? Eyvallah dayı.
Dayı affedersin. Az önce Doktor Vladimir'in adamı aradı. Galiba uygun bir verici bulunmuş. Hemen irtibata geç. Hemen. Emredersiniz. Ah yavrum şunu sen tut. Ben biraz daha buz alayım ha. Hay Allah. Hayır mevzuya geç kaldım. Yakalasam aklını alacağım o pezevengin ama. Alo. Bağla abla. Benim abi Recep. Abi gözün aydın. Arkadaşlar bir müşteri bulmuş abi. Müşteri mi bulmuşlar? Abi Aksaray'da buluştuğumuz kahve vardı ya. Abi ben orada bekliyorum seni abi. Oraya gel. Çok önemli abi, acele et. Tamam, geliyorum. Hayırdır kanka, kimdi? Gitmemiz lazım, yolda anlatırım. Bizim çocuğu araştırmışlar, senin organın uyuduğu bir hasta bulmuşlar abi. Hemen aradıklarına göre de bunların durumu acil. Bir de uyandırdılar, bunlarda para çok abi. Yani düşündüğümüzden daha fazla para alabiliriz. Abi inşallah anlaşırsın da oğlan biraz daha yaşar. Bizim oğlumuz yaşayacak kardeş Allah'ın izniyle. Biz de bir şey demedik abi. Biz de Allah rızası için koşuruyoruz şurada. Efendim tanıştırayım. Beyefendi Yılmaz Bey. Ben İlyas Aslanoğlu. Bu bayan da hanımım Nermin Aslanoğlu. Memnun oldum. Memnun oldum. Oturmadan önce sizi oğlumla tanıştırayım. Tanıştırayım. Oğlum İsmail. Geçmiş olsun. İnşallah bir gün geçmiş olacak. Buyurun, geçelim içelim. Buyurun oturun. İsmail benim ikinci oğlum. İlk oğlum Emir 5 yaşında bir trafik kazasında vefat etti. Evlat acısının ne olduğunu söylerlerdi anlamazdım. Ama Emir'imi kaybedince bunun ne demek olduğunu çok iyi anladım. Allah yıllar sonra bize bir evlat sahibi olmayı nasip etti. Ve İsmail'im doğdu.
Bu heyecanla biraz olsun hayata döndüm. Ancak bundan 2 sene öncesine kadar yaşadığımız bu heyecan 2 sene önce birdenbire silindi. İsmail'im 2 senedir makinelere bağlı olarak yaşamakta. O da 20 yaşında. Onun yürüdüğünü, koştuğunu görmek için bütün servetimi veririm. Sizin de oğlunuz hastaymış. Sanırım ilik nakli gerekiyor. Evet. İlik nakli gerekiyor. Ben de yıllar sonra evladıma kavuşmanın sevincini yaşayamadım. Oğlumun yaşayabilmesi için harcayacak bir servetim yok. Ama ben de bir babayım. Ve oğlumu yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Oğlunun adı ne? Umut. Umut mu? Ne güzel bir ad. İkimizin de ihtiyacı olan bir anlam taşıyor. Deli Dumrul destanını bilir misin? Evet. Ben yıllarca Deli Dumrul gibi yaşadım. Hiçbir şeyden korkmadım. Hayatımın köprüsünden kim gelip geçtiyse hepsinden payımı düşene aldım. Vermeyeni canına aldım. Gel gör ki Azrail oğlumun boğazına çıkınca ne kadar aciz ve zavallı olduğumu anladım. Bir babanın aciz kalması kadar kötü, yıkıcı daha başka bir şey olamaz. Bunu da ancak bir babam diyebilir. Bu kadar mamülke rağmen acizim. Sen de acizsin. İkimizin de ortak noktası bu galiba. Babayız ve aciziz. Evet. Bak, oğlun Umut için ne gerekiyorsa bunu karşılayacağım. Bunun maddi karşılığı ne olursa olsun. Bütün servetim de olsa karşılayacağım. Benim harcayacak servetim yok. Ama İsmail'in yaşaması için gereken organ neyse vermeye hazırım. Bak Yılmaz evladım. Söylemesi çok zor. Ama benim oğlumun İsmail'im yaşayabilmesi için gerekli olan organ kalp. Kalp mi? Evet. İsmail'imin yaşayabilmesi için yeni bir kalbe ihtiyacı var. Senden istemekte bile zorlandığım şeyi vermenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ben artık Deli Dumrul değilim. Kimseden, hele senden zorluğa alacak değilim. İstediğim bütün teminatları veririm. Oğlum Umut benim ikinci varisim olacak. En iyi okullarda okuyacak, en iyi şartlarda yaşayacak. Düşün. Evet, zor bir karar biliyorum. Senden hayatını istiyorum. Can baldan tatlıdır bunu biliyorum.
Ama senin kalbin iki tomurcuğu birden hayata döndürecek. Hemen cevap ver demiyorum. Ama iyi düşün. Hayırdır? Benim gitmem lazım. Bu mudur cevabın? Bizden mi saklıyorsun? Anlatsana, ne işler çeviriyorsun Yılmaz? Muhittin abi, Umut'un yanında kal. Tamam. Gel benimle. Bak şuraya. Ne görüyorsun? Buna hayat derler. Herkes aldığı nefesin kendine ait olduğunu düşünüyor. Oysa filmin sonu başından belli. Senaryo yazılmış. Bizler bu filmde sadece birer oyuncuyuz. Benden hayatımı istediler.
Oğlumun hayatına karşılık benim hayatımı istediler. Sen de kabul mü ettin? Etmek zorundayım. Başka çarem yok. Ulan bunca pisliğin, kirlenmişliğin içinde nasıl temiz kalırım diye senelerce mücadele ettim. Sen çıktın karşıma. Dedim tamam budur. Uğruna ömrümü adayacağım adam budur. Adam gibi adam. Elimden uçup gideceğini düşünmeden bağlandım ben sana. Aşık oldum be adam sana. Gerçekten aşık oldum. Ne olur Yılmaz. Hemen karar verme. Bir çaresini buluruz. Başka bir çaresi yok. Umut'un geleceği için bunu yapmalıyım. Sen de anne olduğun gün beni anlayacaksın. Anne olmama gerek yok. Seni çok iyi anlıyorum. Hadi git. Durma. Hadi git. Gitme. Ne olur gitme. Öncelikle oğlumun tedavisini yaptıracaksın. Sen ve çevrende kim varsa herkesin mutlu olmasını sağlayacağım. Size güveniyorum. Arkadaşım, bir dakika bakar mısın? Buyur. Niye kapalı, ne zaman açılır? Oho, sezon bitti baba. Artık bir dahaki yaza. Bir dahaki yaza mı? Ama bizim o kadar vaktimiz yok. Yapacak bir şey yok. Thank you.
bakayım koluna. Sen. Yılmaz. Gel lan. Gel bir sarılayım sana. Sana kefen giydirdim ama seni ölüme yolcu edemem. Kusura bakma. Hakkını helal et. Helal olsun. Hadi git. Çiz yapıyor. Neden sen böyle giyindin? Ne var? Yakışmamış mı? Yok, yakışmış. Nasılsın bugün? Ben buradan sıkıldım Yılmaz. Artık köye gitmek istiyorum. Köye gidemeyiz Umut. Neden? Çünkü benim uzak bir yere gitmem gerekiyor. Nereye gidiyorsun? Bunu sana açıklamam çok zor. Ama gitmek zorundayım. Ne zaman döneceksin? Dönmeyeceğim. Dönemeyeceğim bir yere gidiyorum. Annem gibi mi? Annen gibi. Sen de annem gibi benden vazgeçtin. Senden, senin için vazgeçiyorum. Bir gün bunu çok daha iyi anlayacaksın. Evet. Gitmek zamanı şimdi. Thank you.
Dizlerim tutmuyor yavrum. Oy, 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 oy. Hadi kardeşim gidelim. Tamam abi.